Evet dostlar, 17.12.2023'ten bir video var. Şu konsey müziğini kapat, bunu tam ekran yap. Şimdi Minark'tan bir video geldi. Ben bunu yayına versem bir sıkıntı olur mu? Ben bunu yayına versem sıkıntı yaşar mıyız? Sonuçta NPC kapatılmış değil mi? Herkes izledi kendi yayınında. Kardeşim herkese bir şey olmuyor. Genel olarak bana oluyor da hani ondan sorayım. Herkese bir şey olmuyor. Bana oluyor. O yüzden. Bir bakalım bir izleyek. Kaç level char? 82 level char. Oğlum bu adamın üstü başı niye yanık amına koyayım? Krallık da yapmış. Ses yok mu videoda? Yok. Oğlum bu çarın jobu ne amına koyayım, Lightfeet'le koşuyor. Yo, Lightfeet'le koşmuyor bu. Rian. Oğlum adam BG Dagger takmış. Kılıç bastı bu. Baba ben de istiyorum. Nasıl takıyoruz BG bu Dagger'ları? Ben de takmak istiyorum. Buraya Raptor takabiliyoruz mu? Daha şekil görünür. Fakir Dagger takmış. Kafanı sikeyim. Raptor taksana. Hiç kafan yok senin de. MS'leri bir şeyler yaptı. Abi kaç tane attı o mob'tan? 1 2 3 4 5 6. 6 tane çıkardım hop'tan, öldü. Niye öldü onu anlamadım. Lightfeet bası yok. Buraya Lightfeet bastı. XP düşmedi mi, yanlış mı gördüm? Kendi kendini öldürmüş olabilir. Tüyü de uzaktan aldı. Oğlum kaç tane mob var? Bunlardan şimdi kaç para atıyordu burada? Oğlum ne bir şey ne anla, bak bu DCS chat görevi, tamam mı? Bunun içinden coin atıyor ve bunu cost'la kesiyorlarmış. Belli bir süredir saatlik 25 hem diyorlar. Çarbaşı mı? Çarbaşına mı yapılmış bu? Yani saatlik 25 hem de 8 şardın başına mı, toplam 25 şar mı? Yani toplam ya çarbaşı ne amına koyayım. Ya kanka 8 tane çara 25 hem atsa da saatte iyi para lan amına koyayım. Ha para nerede, ben anlamadım. Kanka şu an bu çıkartmayı gösteriyor bak.
Yani bu mobları böyle çıkartabiliyorsan kesersin de kanka. Yani bu kadar da KSC alıyor bak bir yandan da. Yani eski değilmiş bu yapılan. Hala yapılabiliyormuş gün önceye kadar. Ve kaç tane mob oldu? Oğlum adam nasıl mor yazıyor lan? Adam mor yazıyor, mor notis attı aşağıya amına koyayım. Baba. Dur bunu bir sal şimdi. Abi. Böyle bir bug bulanın da ifşalayanın aklını sikeyim. Niye ifşalıyorsun? Parana baksana demiş. Kanka bunlar artık neden ifşalanıyor ben sana söyleyeyim. Birbirlerine düşüyorlar. Tamam mı? Birbirlerine düşüyorlar cosplay'ler. Hani biraz da sen çık ben kasayım diyor. O çıkmıyor. O onun suratına gidiyor. Buraya gidiyor. Birbirlerine düşüyorlar. Artık cosplay'ler ifşalıyor. Yani doyuyor paraya. Diyor ki kardeşim diyor ben paraya doydum. Anladın mı? Benim parayla diyor bir işim kalmadı. Ben bunu ifşalıyorum bitsin. Hani. O zaman burada da yeni sunucularda yapıldıysa GB bu sebepten düşüyor sürekli. Ben söyleyeyim size yani. Ben söyleyeyim size yani. Bu Gusko'da mı? Evet kanka Gusko'da. Minart'taydı ayın 17'sinde çekmişler. Koyayım bu az önce izlediniz. DC'deyim ben. Bir saniye. Selamünaleyküm. Alo. Alo. Mr. Sayo bizim soya sosu mu yeniçer mi? Turbosu murbosu varsa Zaffet abi mi o? Lan oli. Zaffet abi bir yer yerinde dur. 7 tane hesap değiştirdin. Ne yapıyorsun ya? Ömer AFK oldu. Ömer gelir herhalde şimdi. Sesim geliyor mu? Selamünaleyküm. Geliyor. Ses Aleyküm selam. kapalıymış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Halim? Usta iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi girdik bir çukura. Sürüklediler bizi bu Yasin piçi. Baba bu Ondan Yasin denilen adam kim? Ben 3 oldu 4 bir oldu dakika durmuyor. besmele çek kanka Yasin derken önce. Adam Bismillahirrahmanirrahim. ha evet Bismillahirrahmanirrahim. Adam kanka Evsillahimineşşeytanirracim. adam Paramo'nun esiri mafyası adam. Yanına 3-5 tane çapulcu adam alıp buna ben de dahil girdi sürükledi bizi. Onun gibileri işte yüceltiyorlar. Ve Tamam. nasıl bir bok olduğunu gördükten sonra ben Cosmo kullandığım Cosmo videosunu aldıydık. Ferdi diye bir tane şerefsiz vardı onunla. Onun evindeydi kasa. Ve bu şekilde videoyu aldım ben de onların. Onların Cosmo'nu kullandım. Dosyası var. Ben Entity Game'e yazdım. Benim kasamı da onlara göndereceğim. Yani cevap gelsin bana. Kullandığım kasa nasıl girdiklerini, bu bypass'ı kırdıklarını falan. Bütün hepsinin içeriği var içerisinde. Eğer bağlantı varsa kasamı da direkt yollayabilirim. Sen yardımcı olursan veyahut da ben mail attım zaten. Vallahi Bütün baba her şeyi ben göstereceğim ben ha. yardımcı olamam. Ben zaten her an banlanabilirim anladın mı? Yani ben balık tuttum biliyorsun yakın zamanda. Ondan beni pek sevmezler yani. Sıkıntı yok. Bu şimdi benim kullandığıma gelin. Ben bunlar Ferdi daha doğrusu geldi. Yasin'in adamı bu da. Bunlar Tamam. beni işte bunlara karşı savaş açmak için oyuna getirdi. Tamam dedik. Hani bu Baba ben Ferdi şimdi sana bak bir şeyinde. şey soracağım. Sen bu Ha ortamda buyur. bulunmuşsun. Ben senin Evet. samimiyetine de güveniyorum. Eyvallah sağ olasın. Ben şimdi araştırmada yaptım yanlış anlama senin yayını Estağfurullah almadan. sorun yok. Ben Tabii buyur. çünkü birisi bir ana bir şey yazdım. Ben derinlemesine bakarım. Anladın mı? Ne Evet. olmuş? Ortamda bulunmuş mu ya da kullanıyor mu kullanmıyor mu? Çünkü yayıncılar bu konularda maşa olarak kullanılıyordu bazı dönemlerde. Yüz sor her şeyi söylerim ben Her kanka neyse sıkıntı yok. siktir et. Şimdi benim sana sormak istediğim konu şu. Cosplay'lar birbiriyle kavgaya düşünce bu konular ifşaya çıkıyor değil mi? Genel olarak. Şöyle, öyle değil aslında. Ya Sen mesela şimdi şöyle. bu coin bug'u niye bu mesela ifşa oldu sence? Yok onu bilmiyorum. Ben sadece atak kullanılan kosmu kullandım. Paramon'da Tamam. geçen Bu kosmu çift yani. golf olayı mı?
Yok, o da yok. Bende bu Berserker falan yok. Tamam. Bu çift volt falan. Bu sadece paramında biri sana KS'ye gelirse slotunu vermiyor. Mob ID giriyorsun. Zaten birazdan yayına ben indirdim kaydı. Tamam. Bu kaydı izlediğimizde göreceksin zaten. Burada mob ID falan giriyorsun. Direkt senden slotu alamıyor yani. Kim olursa olsun. Adam 8 tane çar açsın. Sen 4 taneyle slotu savunuyorsun. Hiçbir şekilde alamıyor senden. Ben onu kullanıyordum. Şimdi burada Anladım. birbirlerine düşme sebebi şu şekilde. Yasin'in Yasin değil daha doğrusu. Onun Kosmu yazan biri var. Yusuf diye. Ve bu arkadaş Yasin'le bir diyaloğu var. Sirius'tan beri. Yasin bunun pazarlığını yapıyor. Kosmun pazarlığını Yusuf'a. Ve slot başı 1,5 milyar para alıyor. İlk satarken hava parası alıyor ama. Bak slot satıyor. Slot satarken, pardon, Kosmu satarken hava parası alıyor. Bir de slotu satıyor sana. Ben slotu satın aldım. Zero 1 C2 sağ slotu 15 milyar para verdim aldım. Geçen sana yazmadan önce de 25 milyara sattım. Paramı aldım çekildim. Ve sen bunun kosmunu kullanmazsan sana gelip savaş açıyor kanka. Hani onun kosmundan iyi kops olmadığı için sana zorla kosmunu sattırıyor. Aga Satın almazsan slotta duramazsın. 01 paramım sağ ve sol, tamam mı? Kamp 1 opal 2 vereyim. Hemen. Şimdi madem böyleyse yani ben anlamadım. Kafa kafaya takaslarız yani, sıkıntı yok. 50K yapıyor, 50 milyar. Yani. Vallahi o şekilde kullanmazsan dediğim gibi gelip slotu sana vuruyor. Kendi adamlarına vurdurtuyor. Ve sattığı hani gücü Allah Allah. olmayan, evet gücü olmayan, çevresi olmayan kişilere de sattıktan sonra slota adamları, kendi adamlarını, başka adamların üzerinden slotu vurdurup geri almaya çalışıyor. Ona da çünkü satıyor slotu. Baba, bu adam nasıl sahiplenmiş bu slotları? Yani bu gücü yazdığı yazılımdan mı alıyor? Evet. Biri demiş ki, Ömer sen bu slotları ondan alamadığın için mi buraya İlker. ifşaya geldin demiş. İlker yo. İlker ben slot aldım ya. 15 milyar para verdim. Yasin senin memleketinde Bursa'da sor. Irgat'a sor bakalım. Para için köpek olan. 15 milyar para verdim ben ona. 01 C2 sağ slot. Sen kime sattın slotu? Barış diye birine sattım. Tamam. Onların ekipten. Barış, burada mısın? Sen de bana sat bari yani. Bu işin oraya gidiyor yani. Ya Öyle bu... kanka ben sıkıntı yok. Ne istiyorsan sorabilirsin. Dekon falan diyorsun ya o ikinci yazılımcı için çocuk uğraşı için ben ona para yolladım. Kost için de değil. Ben her şeyi sana söylerim. Burada hani ses kaydı mes kaydı hiç şeye gerek yok. Benim nasıl biri olduğumu biliyorsun zaten. Tanıyanlar da bilir. Ben direkt söylerim. Ben şimdi sana bir soru soracağım. Tabii buyur kanka. Madem öyle değil, neden şimdi bu adamları ifşaladın? Bir sebebi olması lazım. İfşaladım söyleyeyim. Çünkü bak beni Yasin bu bizim Mert var ya biznesmen 57'de oynayan. Tamam. Onunla diyaloğu vardı. Ve ben 57'ye girdikten sonra Yasin sürekli beni arıyordu. Gel 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 bırak bu oyuna bu kadar para yatırdın yeter bilmem ne artık oyundan para kazan. Velhasıl geçtim bunlar bu konuşmaları yaptı. En son bu sanallarla ilgili bilmem neyle olay patladı ve ben sıkıldım. Dedim tamam lan Yasin geliyorum. Ama dedim kostu falan dedim vereceksin mi dedim. İlk o söylediydi bana sonra ikilemde kaldı. Dedim kostu falan vereceksin mi? Dedi vereceğim dedi. Sen dedi hallet dedi bilgisayarını. Ben dedi kurulumunu her şeyini yaptıracağım dedi sana. Tamam dedim ben de. Gitti kasayı ben aldım. Kanka gitti kurdu kostu. Ben slota girdim. İlk gittim hatta bak bilmediğim için kendi S4 çarımla gidip Raven Harpy'de çarlarımı kasıyordum. Meğersem bu kasılma şeylerinde kendi ana çağrını ifşa etmemen lazımmış. Bütün herkes kasılan slotlarda KS'ci alıyorlar. Hani kim, nerede, ne bilmem ne ifşalasınlar gibisinden. Ben de acemiyim diye kendi çarımla kasıyordum. İfşalanmışım. Sonra bana ulaşıyorlar falan derken ben çıktım oradan. Gittim çar satın aldım. Ringleri aldım, bastım, tekrardan girdim slota. Türker diye bizim bir arkadaşa girdim. Hakkını Baba, helal etsin o da. Yasin ilk slot neydi? Bismillah Yasin, o mu? Diğeri Evet. kimdi? Yasin. Bekle, ben bu üstünden not alacağım. Yasin. Diğeri Yasin. kimdi? Ele başı Yusuf'un sağ Elebaşı kolu bu. Yusuf. Elebaşı. Yok. Kostu yapan Kostümü Yusuf. yapan Yusuf. Evet. Tasarımını sergileyen, pardon piyasaya süren, satışa sunan Yasin. Pazarlıkçı Yasin.
Ben şimdi bu Yasin'i de bulacağım, Yusuf'u da bulacağım. Yaylamlı Evet. ekibi Yasin ve Yusuf'a ulaşabilir misiniz? Pazarlıkçı Şu an Yasin. beni aradılar grup konuşmasında. Bak 5 Tamam. tane numara Ferdi, Yasin falan. Dedim belki adam akıllı konuşurlar. Katıldım. Yok. Bak Ferdi, Barış, Yasin. Hem iki kişi Samet diye biri daha var. Barış kim? Barış slotu sattım. Bu adam He, Barış yeni bunların sahibi. yanında. Evet, yeni sahibi Tamam, slotu. slot hangi slottu madem slotu söyledi, sattığını söylüyor. Zero He, söyle 01 söyle. C2 sağ slot. Barış yardım geliyorum. Barış iyi adam. Onların yanında Yasin yanında yanıyor ama Pardon Barış, sıkıntı değil. gelmiyorum. Ben şu an bütün hangi slotta kim var hepsini biliyorum. Hepsini araştırdım. Anladım. Ve Yasin'le mesela bozuşmamız şu şekilde. Benim kasam, yani bunlar başka bir yerde inşalansın istemiyorlar Kospu'nun. Gözükmesini istemiyorlar. Benim kasamda Ferdi diye, bak bu da Yasin'in adamı. Ferdi diye birindeydi. Benim kasama o topladı Türkiye'den. Kasayı topladı, bir hafta 10 gün onda kaldı benim kasam. Ve Kospu bu gördü. Krekleyelim bunu. Yok işte biz de yazdıralım. Bilmem ne falan derken video aldı. Video alırken ben de vardım. Bak birlikte aldık. Ama video çeken falan Ferdi'ydi ve bunun ifşalanmasından dolayı benim kostümü kestiler. Hani bunların düşmanı var şu an. Agarta'da yolladılardı beni şeye, KS'ye Yasin. Ha, Ve böyle 3 ay boyunca düşmanlara da şeyler, yeni gelenler KS'ye mi gidiyor? tabii sen onun kostümünü kullanmazsan kostümünü kullandırman için seni KS'ye sokuyor. Bunun Kostümünü karşılığında ne sattırıyor sana alıyorsun zorla. sana? Ben slot sahibi oluyorum. O kostümünü satmış oluyor. Ben her slota girdiğinde aylık 1,5 milyar para ödüyorum slot için. Oğlum adam skini kıpırdatmadan milleti millete kırdırıp para kazandırıyor Evet. amına koyayım. Evet. Anladım. Yani bunlardan dolayı ve her şey üst üste geldikten sonra yani ben dedim neredeyim? Hani hangi bataklıktayım? Bir PK şeyim vardı. Girip CZ'ye PK'mı atar, farmımı atar, çıkardım klanla. Nereye düştüm ben dedim diyerekten en son Kospu zaten kapandığında bütün bunları, hatta slotu sattım. Agartha'daki slotu da dedim satıyorum. Onlar kendileri KS'ye geleceği için para vermek istemediler. Peki sana bir soru. Bunu söylemek de zorunda değilsin. İsim vermek de zorunda değilsin. CZ'de PK atanlardan böyle Evet. cosplay sağda solda farm atanlar var mı? Var. CZ çarları olup da hani. Sen CZ şu an bütün kafa klanların slotları var kanka. Benim yok. Klan dedim kanka, sen klan, bireysin. Hayır, bizim yok mesela. Ya benim Ha, yok bilmiyorum derken. ama bütün kafa klanların var kanka. Vay amına koyayım, mahallenin zala yine biz çıktık. Sen ben bireysin yani. Abi siz 5 kişisiniz. Samet size slot yok yani, anladın mı? Demek ki biz kafa klan değilmişiz herhalde ya. Kalfa klan yani. Öyle kanka. Bir de bunların çöp slot şeyi var, Peki bu mafyası var. Bunlar hep Yasin'in aynı niki kişi. King Hero mu? Yasin'in niki? Vallahi kanka Yasin her türlü nick kullanıyor. Kendini ifşalamasın kasere diye. Aşağıda çekeyim mi? Konuşmak ister misin? Ama kavga etmeyin. Yani kavga olmasın. Ben Yasin'le konuşmam çünkü Yasin konuşmasını bilen biri değil. Bak az önce WhatsApp şeyini aldılar. Tamam. Görüntüyü de ben sana atarım. Sadece anavrat küfür etmekten başka bir şey yok. Ben onun seviyesine düşmek istemem. Anladım. Ben de engelli zaten. Şimdi Sen özel istersen ben konuşuruz. Yasin'i buraya çekeyim ama önce Yasin'le konuşayım istersen, küfür olmayacak diye. Onun akabinde yani bu şimdi senin ortaya attığın şu an şeyler iddia bazında. Hani Evet. bu adam geldi mi, ben bu sana sorduklarını adama sormak istiyorum. Anladın mı? Tabii ki de sorabilirsin. Tamam. Ama ona da uyaracağım bak, küfür olmasın Bak diyeceğim. ben hiçbir şekilde muhatap dahi olmam. Sen sadece bana Anladım. sor, ben sana evet hayır derim. Sıkıntı yok. Tamam. Ben ona O cevap dahi ben onu vermem. çekeyim. Tamam mı? Sen kendini Aynen. mutele. O zaman o Aynen, gittiğinde açarsın. tamamdır. Tabii Tamam. ki. Mutele abi. Alo. Bismillahirrahmanirrahim. Abi besmele okumamız gerekiyordu, okudum ama. Niye başka yazsın mı acaba bu ya?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Niyet ettim, niyet eyledim. Slotları satan Yasin'le Discord'da konuşmaya. Gel, seni hiç sevmiyorum demiş biri. Yarram, niye izliyorsun o zaman? Sik ananı git salak. Beni sevmiyorum, burada ne işin var? Salak adam. Gelmiş buraya, seni hiç sevmiyorum diyor. Kanalı bir de takip ediyor. Salak mıdır nedir amına koyayım? Herkes sevmez, herkes küfreder ama günün sonunda gel baba der ve bizi izler. Teşekkür ederiz. Yasin. Baba. Alo. Abi adam esnafta bütün slotları satıyor. Bir tane mikrofon alamamış kendine. Donate bar açıyorum. Yasin'e mikrofon diye. Belki bize bir slot verir. Verir mi Deniz? Hemen bir mikrofon parası toplasak ha? Yalandan. Ama ben KS'ye masaya gitmem. Ben şey yapmam öyle. Yani yok Agarta'da kavga var, ok yer git, ben gitmem. Ama şey yaparız yani. Yanları sanmasın yani. Kanka bana bir slot hediye eder misin doğum günümde? Abi Yasin'le konuşamıyoruz, adam geldik ama. Adam sanki babasının tarlasını satıyor kardeşim. Bak bu nasıl bir şey biliyor musun? Bende mesela Audi A3 var, tamam mı? Yanımda da bir tane var. Ama ben mesela Stage 1 Plus attım, downpipe yaptım falan. Hani yazılım harlanmış araba. Gaza bir basıyorum, pırp pırp yapıyor. Anladın mı? Patlatıyor. Yanımda stok araba var. Anladın mı? Stok araba benimle yarışabilir mi? Yarışamaz. Bu bunun gibi. Yasin de o arabalara yazan kardeş. Yazılım Yasin. Doktor Eku yani. Night Online'ın Doktor Okusu olmuş adam. Yasin konuşmuyorsan gönderiyorum seni baba. Kendi kendime konuşuyorum. Seni çektim ama. Doktor Yasin. Priska ben aynen. Yalada gördüm. Ben bu arabayı bir yerden tanıyorum dedim. Abi baktım o ya yani. Ben araba istiyorum yani. Düğün arabası. Kanka kuzen baksana benim Discord'da. Konuşmuyor abi adam, ben anlamadım. Yasin'i gönderdim. Adam konuşmuyor baba. Abi Ömer açabilir sesi. Yasin'i konuşturamadık. Açtım kanka. Baba adam konuşmaya geldi ama konuşamadı. Niye olduğunu anlamadım. Mikrofonu var mıydı olabilir seninle konuşurken? Discord var. Evet var onun mikrofonu. Var değil mi? Var. Anladım. Belki konuşmak, belki fake Yasin'i çektik. Bilmiyorum vallahi. Şimdi sen bu slotu sattın. Kostan peki kendi çarın ban yedi mi? Veya yakalandın mı hiç? Ya ban yedin mi? Yok benim şöyle, benim şu anda kullandığım bu kos bilmem ne kasa zaten İstanbul'da. Ben hiçbir şekilde buraya kendi Kıbrıs'a, kendi IP'me, kendi bilmem neye, anaçar falan hiçbir şekilde bir şey sokmadım. Hiçbir şekilde bulaştırmıyorum oraya. Ki bağlantı olmasın diye. He, şimdi Kosperler farklı kasa topluyorlar bu iş için. Anladım. Doğru şöyle, anladın değil mi? Şöyle, şimdi sanal diye bir şey var. Sanal kullanıyorlar ve tamam. Bir de bu bankacıların kullandığı küçük kasalar var. He. Bunları topluyorlar 1000 TL, 1500'e, 2000'e her neyse. Bu şekilde yapıyor. Bunların anaçarı olmadığı için hani şu anda konuşacağın insanlar mesela Yasin'miş bilmem neymiş. Bunların anaçarı olmadığı için kendi bilgisayarlarına giriyorlar. Hani ben nedir? PK çarına bazen giriyorum. Bilmem neye giriyorum. Bunlardan dolayı ben bağlaştırmıyorum onu. Ben kendime başka bir tane bir Ryzen 9 mu neydi, bir kasa aldım. O İstanbul'da. Abim de oradan giriyorum ben. Anladım. Oradan bağlantı bu sağlıyorum. Bu KOSP'u ne kadar kullandın sen mesela Ömer? Kanka ben KOSP'u 3 ay kullandım rahat. 3 ay kullandın. Hiç ban yedin evet. Mi? Çarın ban yedi mi? Kullandın. Yok hayır. Bu KOSP yakalanmıyor işte. İyiymiş kanka.
Ya hiçbir şekilde yakalanmıyor yani. Yok, ne hikmetse şöyle, adamlar mesela geçenlerde KS çıktı, savaş çıktı bu Yasin'e, savaş açtılar. Ve bu adamlar gitti, GM baba, gelmedi ben bile anlamadım. Slot'a. Ne savaşı ha. Bu? CZ'de çarları yok ki bu adamların. Eslan savaşı tamam, mı? Slot savaşı, evet. He, slot savaşı. Sonra, devam. Çünkü Yasin yolluyor ya adamlara, slot, şey, benim kostümümü alacaksın yoksa slotunda KS yaparım diye. Tamam. Bu adamlar da legal adam, kullanmıyor kops. Ve dönüp bunlar da ona gidiyorlar savaşa, bütün slotlarına, legal şekilde. Ya benim anlamadığım bir şey, lafını kesiyorum evet. Da abi, bütün bu olaylar olurken, tamam mı? Aha. Entity Game, bu işlerden hiç, yani ben, nasıl oluyor abi? Yani kim bak, kötü konuşunca Okyay kötü konuşuyor oluyor. Yani... Söyleyeyim, onu da abi söyleyeyim. Abi bu yeni kullanılıyor diye mi bu engel olmuyorlar? Yani ne amına koyayım, ben duydukça sinirleniyorum şimdi yani. Bypass diye bir şey var galiba. Bu ya, bypass'ı bypass, kırıyorlar ya. Bypass ediyorlar tamam da. Ha. Abi sen 3 ay kullanıp banlanmadığını söylüyorsun. Evet. Yalanla söyleyeceğini düşünmüyorum. Bir sürü de gözlüklü yedim kanka. Hiçbir şekilde bir şey olmadı. O gözlüğü ben de yiyorum sürekli. Evet. Amına normalde o lock gidiyormuş içeriye. Baba dedektifi bana takacağınızı adamlara takın. Dedektif sürekli benim peşimde amına koyayım. Müfettiş Gadget geliyor böyle bakıyor, sürekli bana bakıyor. Ben kullanmayayım ki. İşte velhasıl bunlar kanka, bak GM geldi. Şey, GM bile gelmedi slota. Bunlar bir yerden sonra yeni yazılımcı kopslardı. Ben de bu çocuğa işte bu yazılımla uğraştığı için para gönderdim. Bak kospu daha hiç vermedi etmedi. Uğraşından günlerce işte konuşmasından bilmem neden dolayı ben bu çocuğa Ferdi, Türker, ben bu çocuğa 20 milyar para gönderdim. Hani emeğine karşılık. Bak Kops daha yokken ortada. Ve ondan sonra bunlar kullandı Kops'u ve bu Kops'tan dolayı GM slota bile gelmeden adamlar, ben izledim slota. Bak bu KS'de yoktum, izliyordum. Çünkü iki tarafta bana dedi ki KS'de sen de ol. Ben dedim hayır dedim. İlk dedim geldim Agartha KS'ye. Kimse dedim bana desteğe gelmedi. Soktun dedim beni buraya Yasin'e. Gelmiyorum dedim. Diğer karşı tarafta hayır kardeşim dedim. O adamla dedim yani tanışmışlığım var. Bu sebepten dolayı dedim beni uzak tutun. Ellemiyorum, ben izliyorum dedim. Bundan dolayı bunlar KS'ye gitti. Ve GM slota bile gelmeden, bak buna ben kendim de şahit oldum. GM slota gelmeden kanka tek tek bu Yasinler hariç diğer adamları banladılar. Diğer serverlerden de banladılar. Girdi Zero'dan mesela. Banladı bir partisini. Döndü atıyorum Pandora'ya girdi. Pandora'dan banladı. Agartha'ya girdi, Agartha'dan banladı. Bu adamlar... Aynı şekilde buradan, bak senin durduğun yerden Eslant'a vuruş yapıyor ve o adamlara bir şey olmuyor. Alttan esinleri de geçti banlanırken. Buradan Eslant'a vuruyor ha? Evet. Bu şey gibi bir şey mi? Maradon'dan CZ'ye Mali satıyorlardı, onun gibi bir şey aynen. Mi? Aynen, bak ben video da aldım kanka, video da çektim. Ben şu an onların slotlarında, bak KS'ler var ve ben o slotlarda, bunlar KS'ye gidince kospu açıyorlar. Bu sebepten dolayı her gittiğinde mesela şeye, CZ'ye, şey CZ demişim, Eslant'a her gittiğimde ben video alıyorum. Şu an 8-10 tane video var. 4 tanesini CR'ye attım. Dönüş bekliyorum. Hepsi ikili üçlü videolar. Ve bilmiyorum, adam hiçbir şekilde banlanmıyor Kops'tan o dolayı. O videoyu bana özelden iletme şansın var mı? Ben bir izleyeyim onu. Göz verebilecek. Tabii bak ben sana atayım. At tabii gelsin. Bu arada Barış'ın nicki Gets mi? Vallahi ki, burada kanka kimsenin nicki yok. Nike şey yapma, lakap var sadece, iki Barış'ın Yusuf'un ismi var, Barış'la lakabı. Değil mi mesela? Barış, yok ismi Barış ama slotlara falan girerken herkes farklı isimlerle girdiği neyse, için. Neyse, yılan Barış ha, çakal Yasin tarzı mı? Nasıl anlamadım ki yani? Ya mesela kanka, ben, şimdi benim slota lakabım giren, domuz adam. Bak şöyle, bak ben slot, Yasin beni slota sokarken sen Ömer değilsin, Estor değilsin diye soktu beni. Ben kimim diye sordum, sen Yasin'sin dedi bana. Tamam. Kimseyle konuşma diyordu. Herkes benim slotum olarak biliyordu diyor. Yasin. Bu şekilde. Evet. Anladım abi. Şimdi aşağıda bunu... Barış olduğunu iddia eden birisi var. Onunla bir sıkıntın var mı? Yo, Barış abiyle alabilirsin. Abi yani, o sıkıntı tamam. Yok benim için. 26 yazmış ama Barış abi değil gibi duruyor. Peki. Yok, o değil o zaman. 42 değil yaşında mi? Falan bu adam. Barış abi. Reis, sen benim slot niye işe alıyorsun? Bu değil ya bu. O değil.
Yasin'i çekiyorum. Sen kendini mutelesen ayarlamış Yasin. Tabii. Bir dakika. Kustur kendini. Çektim. Kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selam abiciğim. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Ömer mikrofonumu açtın, Ömer mikrofonumu kapattı. Ben dedi Yasin'le muhatap olmak istemiyorum, ağzı çok pislik bir insan dedi, kapattı. Tamam. Ağzı çok pislik değil mi? Sıkıntı yok. Ben bu konuştuktan sonra Ömer'in bana attığı, ettiği küfürler sen de atarsın. Sıkıntı yok. Kimin ağzı bozuk orada. Sen benim ağzım bozuktan ama aklı yere küfür ediyorsun. Bak şimdi, burada küfür olmasın olur mu? Ama ben küfür etsem durduk yere. Ben kimse, durduk yere hiç kimse, beni kovdu herkes iyi bilir. Ben durduk yere kimse dövmem. Tamam. İlla bir şey yapmışsınızdır. Ya bir şey de yapmayı ondan söylemişsin. Sen bana anlat. Söyle kardeşim, ben sana söyleyeceğim. Soracağım. Şimdi ben sana yayına giden sesi kapattım şu an. Aramızda konuşuyoruz. Bana bir slot tamam ayarlar mıyız? Bismillah deyince bir slot geliyormuş galiba senden. Tamam. Ya kardeş, ben Bursa'dasın. Sen de Bursa'dasın. Görüşürüz. Ben esnaf adamım. Ben oyunu, yani bu paramı oyundan kazanan bir adam değilim. Bunu Ömer diyebiliriz. Çalışıyorum kardeşim. Kendi işim var. Ömer arkadaşım, ben bu Ömer arkadaşım sana şeyini anlatayım. Şimdi anlattım. Ömer'i, bana Ömer'i anlatma usta, bana. Ben şimdi, Ömer iyi bir insandı, bir kusuru vardı, insanlara çabuk güvenirdi, tamam mı? Şimdi biri slot aradı mı seni mi buluyormuş? Doğru muyuz? Hayır. Bak nasıl? Bir insan başı sıkıştığı zaman, paraya muhtaç olduğu zaman, ya işsiz kaldığı zaman ne hikmetse herkes beni arıyor. Bak bu işte bu şekilde. Bak ben oyundan kimsenin sırtından bir lira para almam. Bunu herkes diyebilir. Ömer diyor ben 15 bin lira ben para almışım. O parayı ben almadım. O slot dönen adam aldı o parayı. Kendisi de bunu iyi biliyor. Kendisi de bunu iyi biliyor. Abi ben şimdi şeyi anlamadım. Sen yazılımcısın herhalde. Doğru muyuz? Ben yazma mazma anlamam. Ömer de bunu iyi bilir. Biz kase durumlarda gereken şeyleri açarız. Herkes açar. Bunu, bak şimdi oda, bana söylenilen şuydu. Yusuf yazılımcı, Yasin pazarlıkçı, Barış yeni slotçu. Doğru mu? Hayır. Hayır. O yanlış şimdi bak. Pazarlıkçı diye bir şey yok. Bir şey varsa o iş satılmaz. Kendin kullanırsın. Tamam. Ömer'e de ben güvenmiştim. Yusuf'tan belli arkadaşımdı. Beni bir gün bu aradı. Ben hiç kimse aramam. Geldi. Şimdi Ömer'e ben o seni yayından bana dinletiyorlardı. Arabayla geliyordum ben mal topladım. Ömer diyor ki orada. Heh. Yasin beni çağırdı diyor. Yasin beni çağırdı diyor. Bir gün ben yine sadece sevkiyattayım. Ömer beni arıyor. Zaten bak ne dedim başta. İçinlikten adam beni aramaz. Ya Yasin dedi ben farm slotlayacağım. Farm açacağım da. Farm slotlayacağım işte. Para kaldırdım dedi bana. Para kaybettim. Ben dedim kardeş dedim. Ömer. Dedim konuşalım zaten ben onu dedim. Ama dedim çöplerde möplerse farm atamazsın. Adamlar makro kost dedim. Yaşatmazlar sen dedim. Bunun kendi arkadaşları da sağa sola çöp farm atanlar var işte kostla falan. Onlar zaten söylemez. Onlar beni tavsiye etmişler. Demiş bak sen Yasin de arkadaşsın. Bu adam sana çözer her şeyi. Bu da ona istinaden beni arıyor. Dedim hemen konuşuruz. Ben bunu birkaç defa salladım. Bu beni zırzır arıyor bak salladım. Kendisi yüzü de burada sorabilirsin. Akşamları yazıyor, gündüz yazıyor. Yazıyor şu sanalı kurdurak, onu kurdurak, bunu kurdurak. Yazıyor da yazıyor, yazıyor da yazıyor. Hallettik her şeyi buna bak yaptık. Bu bir yere kase girdi. Aldı sayemizde. Bak sayemizde. Bir lira para almadım tek bundan. Yüzü burada. Yüzü burada. Benden sonra konuştan konuş. Ondan sonra bu adamlar Ömer'in kase girdi. Yerdeki adamlar Ömer'lerle arkadaş oluyor. Arkadaş oluyor Ömer'le. Ben bu Ömer'le nasıl... Sonra seni indirmeye bak, çalışıyorlar. Aynen. Bunlar ama çok büyük kalabalık toplanıyorlar. İkisi değil. Bana karşı bütün yani benim zamanımda bütün slot aldığım adamları topluyor bunlar. Bir tane yazılımcı buluyorlar yine aynı şekilde kostur. Kostura para karşılığında kostu alıyorlar. Bunlar 20-25 slot bizim arkadaş çevresine ekibe giriyor. KS'ye. Ama KS'ye giriyorlar. Ne kullandıklarını bilmiyorlar işte bu arkadaşlarını. Ben şimdi anladım. Bu arkadaşlarımız kost kullanıyor ama 70 lira bana kar getirmiş adam. Benim slotum orada 83 lira karlarım var. Artı bir, artı iki takı var. İtemli şanlarım 70 level görev itemli. 103 APL. Pik eleli şanlar benden kurtarıyor. Bak vay videoları var. Harlamışlar ha yazılımı he?
Adamlar AP Google kullanıyor. Haberlerinde yok ama. Bak, haberleri yok. Yasin abi hani en iyi yazılım sizdeydi? Kafanıza vurmuşlar slotta. Ya el elden üstün. Ne oldu işte sonrası? Sonrasına geleceğim. Sonrasına gel. Nasıl fark etti? Şimdi bu arkadaşlar utanma başladı. Presten iyi takıyorlar. Demek ki presten sağlam demeç atıyor ki iyi takıyorlar prestenle. Videolar başladı. Yayıncılara yazıyoruz. Diyor kardeşim bak bu adamlar tek bir varıyor slot dönüyor. 72 level varıyor. Paramın slotunu dönemez hiçbir şekilde. İtem de olsa. Tek bir varıyor 72 level var. O videonun sonunda atarım. Paramın slotunu dönüyordu. Peki hiç şimdi Asina ben sana bir şey soracağım. Şimdi slotlarda kavga çıktı değil mi? Sen Ömerler bir dakika dur. Ömerler toplandı 40-50 kişi. Senin slotlarına vuruyorlar. Sen de 40-50 kişisin. Ondan sonra bu kosp olayları öyle patlıyor değil mi? Hani böyle bir orta ifşalar çıkıyor bilmem ne oluyor. Var bunlar şimdi bu Ömer'in tayfasında profil çizen arkadaşlar var. İşte yardımcı olmuşlar, öyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Şimdi bunlar banlanıyor slotlarda. 8-9 slotta banlanıyor bunlar. Gidiyorlar. Arada Uruk Turan yapan adamla bir adamla gidiyor. O da bizim sevdiğimiz bir arkadaş. O da bana hainlik yapıyor misal. O da yani 200'lük yapıyor adam. İsmini vermeyeceğim. Sen tanırsın onu da ismini vermeyeceğim. Boş ver onu. Baba onu arıyorum, adam bana adam banlanmadın dedi Ömer 3,5 aydır. Sana ben SS'leri atarım bak. Sıkıntı yok bak biz her şey kanıtlı. Yani bak biz ben hiçbir zaman kanıtsız hareket etmem. Bizde her şey kanıtlı. Onlar ban yedi mi? Ban yedi. Şimdi sıra bende. Atağa kalkma sırası bende. Ben hiçbir zaman atağa kalkmam. Her zaman saldırıyı beklerim. Ne oldu? Evet. İlk hamleye tamam, ilk yumruğu onlar attı ama düşmedin yere ha. Ya boş yıllarımızı vermişsin. Boş ver ya o şeyleri de. Ne oldu? Ben girmeden benden korkudan slotlardan çekildiler. Bak çekildiler. Ömer arkadaşımız kaldı slotunda. Ya he küfür etmeyecekse gireyim mi olaya? Abi küfür etmeyeceksen girsin. Gelsin abi. Ya girsin bak ben. Ömer korkma bir şey yapmayacağım Ömer korkma bu da kardeşim korkma. Küfür edip de beni telefondan engelleme bak kardeşim bu erkekler sınmaz. Küfür edip de telefondan adam engelleme. Abi bir dakika bak öyle karşılıklı bu atışmaya dönmüyor. Evet tamam karşılıklı mı olmasın burada adam yayında. Heh. Ona göre konuşalım. Yakışmaz şimdi, yani Yasin abi. Evet şimdi az önce söyledi de okey bu slotta işte kaseye gidiyorlar falan ya bak ben yine söylüyorum. Ben kasede olmak için ban yemedim. Giden adamlar ban yedi. Ben zaten sana az önce söyledim ya. GM geldi banladı diye. Evet. Doğru muyum? Doğru. Bunları zaten o gelmeden söyledim. Ve bu adam adamlara kendi adamlarına ceza veriyorlar. Bak Ozan diye arkadaşı var. Tamam mı? Kendi adamı 50 milyar para cezası verdi adama. Ve 2 tane de slotunu aldı. Adam 13 tane mi? 14 tane paramın ve çöple birlikte slot dönüyor. Yasin abi, ve bu adama slot federasyonu mu oldun? TFF gibi ceza yazmışsın adama. 50 milyar bir de 2 maç cezası vermişsin. Bir gelsin Discord'a bakayım. Ya Ozan da bir gelsin Discord'a. Ya gelsin diyelim Ömer şimdi bak Ömer burada ezbere konuşuyor o arkadaş. Ömer niye konuşuyor bu şekil? Ömer arkadaşın sahasında bunun ekip ban yedi. Bıraktı slottan Ömer tek kaldı. Ben buna güzellikle dedim ki Ömer ben seni soktum mu kasaya Agata'ya? Ben dedim mi çıkacaksın? Ben de çıkmam. Yasin abi konuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki de o zaman yani çıkmam lazımdı. Ama bana kimse hükmedemedi bu zamana kadar işte. Onu bilmiyorsun. Şimdi senin ben bir dakika. Benim kafam çorba abi oldu. Yasin abi Kosper mi? Evet. Satışını o pazarlıyor. Tamam. Ömer Kosper mi? Evet ben de kullandım tamam. Yasin'in Kosper'ı. Yasin Kosper mi? Evet. Tamam. Şu an biz Kosp kavgasının ortasındayız. Doğru muyum? Evet. Heh, benim size bir sorum var. İki tarafa da soruyorum. Baba, bu insanlar birbirine kosperler kavgaya düşmediği zaman bu olaylar ortaya çıkmıyor. Değil mi? Onu soruyorum ben. Evet. Evet. Heh, siz şimdi birbirinizi kırdınız diye banlanmaya başlıyor sağ sol. Hayır. Çağırdım. Hayır. Şu şekil, şu ben sana yazdım. Neden? Benim slotuma mesela gelecekti tamam mı? Bana kospu kapatacağını durmadan kospu kapatacağım diyor sana. Kospu kapatacağım. En son hani pes etti. Hani az önce söylemişti ya iflas eden para çalan. Benim işim illegalle işim. Bunu herkes biliyor zaten. Ben Kıbrıs'tayım. Kıbrıs illegal bir yer zaten. Tamam mı? Bilmeyen de hani yayındaki kişiler de bilsin. Ben hiçbir şekilde davalık ettiniz bize amına gemi durun amına gemi.
Ya illegal derken kanka burada zaten kasino He sen yasak değil kasinoda ki. çalışıyorsun, anladım. Evet. Anladım. Tamam. İllegal derken bu yani, dur Tamam. yanlış olmasın. Tamam. Öyle bir dedin Ha. ki amına koyayım, bizi evden Yok yok. alacaklar akşama. Yok. He tamam. Öyle değil. Şimdi burada kanka Yasin kendisi aradı beni. Çoluk çocuğu var. Her şekilde ben her şeyi yemin edebilirim. Aradı beni ve 50 milyar bir kasa yap. Her şey burada, gel gelirini sağlarsın falan gibisinden. Ben sana slot ayarlarım, kosp ayarlarım. Bu şekilde konuştuk. Ve ben evet dediği gibi aradım. Aradım çünkü ben farm nasıl atılır bilmediğim için bana sanalımı kuracaktı. Aşkım başım. Tamam hayatım. Adam. Ya bütün konsantrasyonum bozuldu Benim şimdi. de bozuldu. Adam Tam kanka. hayatım dedim, Aha. içeri baktım, benim hanım bir şey mi diyor bana falan diye. Yok. Benim de kafa gitti. Kız. Tamam. Kız yazdı da arkadaş. Neyse. Bu arkadaş beni aradı etti. Ben dedim tamam. Evet ben onu aradım. Çünkü sabah akşam konuşuyorduk. Beni görüntülü arıyordu, normal arıyordu. Bunda hem okeyiz. Ve ben bunu arama sebebim ben sanal kurmaymış, kops kurmaymış, nasılmış bilmem. Ve bunu kendisi bildiği için bütün hepsini de kendisi yaptı bana. Sanalı kurdurttu, Emre'ye kurdurttu. Döndü kosmu kendi, Yusuf'a kurdurttu benim bilgisayarıma bağlatıp. Bunların Şimdi hepsini kendisi Ömer, bu yaptı. Discord'daki Yasin bu Evet. slotların aga babası, doğru muyuz? Evet, aylık her girdiğin slota 1,5 milyar para ödüyorsun. İlk girerken de Tamam. parana göre, nabza göre sana fiyat bitiyor. 20, 30, 15, 25, 50 milyara kadar slot satıyor. Hava parası veriyor. Yasin abi doğru mu? Şimdi bir dakika. Doğru olanlar var. Yanlış yerde söylediği yerler de var. Ben Ömer hiçbir zaman Ya kimseyi genel çağırmam. olarak doğru mu? Ben Yanlışı doğruyu boş ver. bir dakika. Adam oyunu bırakır ya da bitki olur. Ha. Oradaki o kalların parası, içenlerin parası. Ömer'e ben yazdım, dedim Ömer arar. Bana slot lazım ya, başka slot daha lazım. Bu tek slot olmuyor. Dedim bak Ömer, bu arkadaş oyunu bırakıyor. Alacaksan bu adam boğular istiyor. Vereceksen ben. Ben hiçbir zaman bak dedim. Ömer'in yüzüne burada hiçbir zaman ben o kost pazarlığı yapmak kimseyle, kendi ağzına burada. Mesela senden biz kost parası istedik mi kardeşim? Söyle. Abi ben Kanka şimdi aylık bak şimdi Ömer'i boş ver. Ben sana bir soru soracağım. 50 milyara hangi slotu satıyorsun? ya elinden slot satma diye bir mevzu yok ya. Şimdi Ömer'in sen söylediği laftan göre bana doğru geliyorsun Hayır. Ya ya. da Elinden slot. bak şimdi. Ya da bu slotları neye istinaden? Hani bir entity'den falan bir izin, bir evrak mı aldınız? Nasıl Hayır. oluyor yani? Bak ben de görüşürüm. Her slot herkesindir. Bu oyunun gücü olan kazanır. Nasıl BVB her tarafa hükmediyor, doğru mu? Doğru. Benim ekibim esnafı hükmediyor kardeşim. Bu kadar basit. Kanka Bu kadar basit. slotu salmazsan Kops'tan şeyin DNZK 33'ün yayınları var videolu Evet. YouTube'da. Ben Bu izliyorum arkadaşın kendisini. Hey sen oradaki diyor el düşürme. böyle. Evet hey sen hey ben. Kanka el düşürme. Slotu bırakmazsan gücü yetmezse senin Priest'inin elini düşürüyor kanka. Hil atamıyorsun hiçbir şekilde. Oha. İstediğini yap, istediğin şekilde yap. Bak hil atamıyor. Adamın YouTube'da zaten var. Peki sana bir Karşısındaki adam hil soru. atamıyor. Tabii ki buyur Bazı kanka. kişilerin de CZ'de bu eli düşmüyor amına koyayım hiçbir şekilde. 3 tane adam Ha. var. Anladın mı? Benim Tamam. gözüme Evet. takılan. O el düşmemenin bir aslı var mı, yoksa ben mi işkilleniyorum? Kanka onun ebele kullanan da var. Bak bu kospu kullanan da var. Bu kospun el düşürmemesini de kullanıyor olabilir sadece. CZ'yi bilmiyorum ama TBL yarım el kaldırma falan bunu kullananlar da var. Abi ben yine nereye düştüm amına koyayım? Bok çukuruna girdik oyunun ya. Vallahi billahi. Şimdi Yasin abi, Yusuf'u göndersene bana. Yusuf gelebilir mi buraya? YouTube'a ben bakalım yine çalışıyordum. Ben daha yeni çalışıyorum. Arabadayım, sizin diyorum. Bak eve dahi gitmemişim. Telefondan ben beni aradılar, söylediler. Şimdi bunu Ömer'in kuyruğu karşısı diyor ki belli. O da biliyor, onun arkadaşları da biliyor. Çok büyük kuyruğu karşıları var. Normaldir. Büyük para kaybettiler arkadaşlar kasede. Normaldir. Çünkü Ömer'in kafasında internet altyapısı yok. Ömer datalarını İstanbul'daki ekip arkadaşların dükkanlarından yönetiyor. Kıbrıs'tan. Çünkü orada altyapı yok. İnternet kötü. Adam orada kasetleşemiyor. Oradan Ömer Kanka finanse Kıbrıs'ı etmiyor zaten adamlara. biliyorlar. Benim kasamı söyledim zaten İstanbul'da abimde oğlum. Bir tane kasam var. O da İstanbul'da. Okey, az önce söylemiştim sana. Evet, söylemiştin. Tamam. Evet. Benim hiçbir Yalandım. kuyruk Ya, acım ya. yok. Benim şu an burada kaybettiğim bir şey yok. Çünkü kasede ben yoktum. Ve benim buradan Ya. gelecek olan paraya da ihtiyacım yoktu. Ve benim zaten işimden dolayı biliyorlar. Şimdi Sen Yasin neyim abi, Okay? sesim böyle çok kesik kesik geliyor da ben sana bir soru sormak istiyorum şahsi.
Alo. Evet, dinliyorum. Abi, şimdi sen bu yazılımla kaç senedir devam ediyorsun CZ'de, ayıptır sorması. Ben Pardon, CS'de işim Esnaf'ta, yok. pardon. Yani kaç sene oldu? Bir 3-4 sene var mı? Var. 3-4 seneniz rahat var. 3-4 senede peki sen bu oyunla hiçbir davalık olmadın mı? Veya Entity Game'le başına herhangi bir iş açılmadı mı? Yani Ne diyorsun? Bu 24 kullanan adamlar deriz kardeşim. Kostu herkes bir de KS gel zaman açarsın. Sen savunmak için bu kadar basit. KS geldi mi biri, slotuna göz koydu mu, ağırlıyorsunuz yani ortalığı. Ya bunu herkes yapıyor. Sadece biz anlamıyoruz ki. Bak, ne diyorum bak ben sana. Ben burada oyundan gelen parayla kendimi sermiyorum kardeşim. Oyundan gelen para olsun olmasın. Bunu Ömer de bilir. Biz durumu Kanka olmayacağız ben kardeşim. biliyorum. Ben biliyorum. Çünkü zaten hani senin slot başına insanlardan 1500 TL para alıyorsun zaten. Bunu da biliyorum. Slotu dönsün. Doğru Kanka sen ben. yani sen alma. Dekont benim sana iki tane slot vardı. Bir Zero'da bir Agartha'da. Benim bunun dekontu var. 1,5 Zero, 1,5 da Agartha için yolladığım 15 milyar slot parasını da sana yolladım. Yasin Bestem değil misin? Bastem mi? Bestem Evet. değil misin? Tamam. Sana yollamadım mı ben bu paraları? Tamam. E tamam ben onu Tamam efendim. söylüyorum. Okey sen de gerisin. Bak şimdi. Kubi diye birisi varmış, tanıdık mı? O Ferdi abi. Ferdi şu Ömer'in kankasıydı işte. Ömer'in ortağıydı. Onu bir alsana diyor. O da aşağıda yazıyor ki. Ama ben de bir odaya alsınlar diyor. Kim? Kanka o Ferdi şu an yazar. bak ben okey söyleyeyim sana onun kuyruk acısından dolayı buraya gelip yayını piç edersin. İstersen özel sonra Yo. konuşursun, Ya kardeşim yaparsın. adamı da dinle. Ya bir adamı da Dinle. dinle. Niye Baba bak adamı dinleriz ya, söylüyorsun? şimdi siz üç kişi de adamı araya almayın, anladın? Ben niye adamım? Ben burada bak O, işte yalan söylüyorum. Ömer kuyruk acısı var. bunların başı Yasin. Yasin Ferdi ile beni tanıştırdı etti. Ben hiç kimseyi tanımam etmem. Şu an başıyla konuşman bence yeterli senin için. Okey. Diğeri çünkü boş duruyor ve Ferdi gereksiz. neyici? Getir götürücü mü? Başı derken yani. Getir Tamam, götürücü işte. Ömer'in işte yok. Yasin Ömer'in söylüyor bu işte slota gireceksin. O gidiyor. Ömer'in işte arkadaşı. Ömer'in ortağı yani. Ben onu söyledim. Ömer'le Sen işte tanıştırdın araları beni bozuldu. Yasin. Beni sen tanıştırdın. Ben tanıştırdım Ferdi ama. getir Ben tanıştırdım. Ortak oldunuz adamlar. Ortak oldunuz. Ortak oldunuz. Ne orta abi? İyi mi yapmışsınız? Ama arkadaş oldunuz işte Ömer. Arkadaş oldum. E sen Birlikte tanıştırdın. Seninle de arkadaştım. slot döndünüz. Ne oldu şimdi? Böyle slotlarla karşıya geleceğim böyle Ömer. Kuyruk acın çıktı piyasaya Ömer. Yasin, benim buradan ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyorsun. En iyi bilenlerden birisin. Ulan niye düştün o zaman kardeşim? Bu kadar mı yani aciz adamsın? Söyle Aynen. bakalım. Tamam herkes Tamam. senin durumunda. Okey, sen sana bıraktım kanka. Baba muteleyelim mi burayı? İçini. Ben de muteliyorum. Bir herkes bir mutelesin burayı. Ben Discord mesaja bakarsın kanka. Tamam ben bakacağım oraya. Muteleyin abi herkes. Yasin abi mutele açtıcam ben sana. Abi şimdi bak. Ben şeyi anlamıyorum. Cosplayer birbirine giriyor. Abi ya bu entity bak adam diyor ki bütün slotlarda var diyor bu kardeşim. Anasını siktimin şu slotlarını kapatın abi amına koyayım ya. Yani bak söylemeyeyim diyorum da hani oyunun işine geliyor diye mi bu? Hani Jhin'i yakıyor diye mi bu adamlar? Bunlar kapatmıyor. Amına koyduğumun yerinde 5 sene oldu artık ya. Kapatın abi şu an FK farmını ya. Kapat abi kimse istemiyor. Kapatın abi ya. Paramonunu da sikeyim. Dark Knight'ını da sikeyim. Her yerini sikeyim ya. Kapat abi gitsin ya. Kime ne faydası var ya? Cebinize 300, 200 bin, 300 bin dolar girecek diye. Oyunla nasıl sikiliyor 6 ayda bir? Sabit amına koyayım. Abi bak kimseye bir hakarette bulunmayın, tamam mı? Şu an bu konuşmalar herkes görsün, bilsin, akabinde işlemler yapılıyor. Tamam mı? Benim bu oyuna bir düşmanlığım yok. Bu oyun yapılıyorsa şu an buradaki oynayan herkesin iyiliğine yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir kimseye hakaret etmiyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Ya bu ben sıkıldım artık. Bak bunları ben görünce, duyunca adam biri kalkmış 4 senedir slot satıyor ya. 4 sene oldu Entity Game'in slotunu satıyor amına koyayım. Yani hiç kimse gocunmuyor mu bu olaydan? Hani böyle bir rahatsızlık ben oyuncu olarak rahatsızlık çekiyorum.
ben bir oyuncu olaraktan rahatsızlık çekiyorum. Adamlar burada aleni bir şekilde cosplayer'lar Discord'a gelip kavga edebiliyorlar abi. Rahat. Anladım, rahatlık yani. Aradığım rahatlık seviyesi amına koyayım. Yasin abi dedikleri abi olayın başıymış. Slotları satıyormuş. Ondan sonracıma Ömer kullanmış, bu işten çıkmaya çalışmış falan, sonra o kavgalar çıkmış. Barış yeni slotçusuymuş. Slotunu da satmış bana bunu. Neresi dediğini hatırlamıyorum. Ferdi diye birisi varmış, getir götürücü. Ben bu Yusuf'la görüşmek istiyorum mesela şu an. Anladın mı? Ben abonelere bir bakalım da.